değerli sektörün yıldızları izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Denizli ilinde mali müşavirlik konusunda uzman bir isim, mali müşavir Sayın Şakir Curan'ın konuğuyuz. Evet Şakir Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle Denizli'mize hoş geldiniz. 25.02.1972 Denizli doğumluyum. Anadolu Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 2001 Haziran'dan itibaren mesleğe bir fiil icra etmeye başladık. 2001 tarihinden itibaren mükelleflerimize, Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurum kuruluşlarına olan hizmetlerine mali müşavirlik hizmeti vermeye devam etmekteyiz o günden bugüne. Şakir Bey, bu mesleği neden seçtiniz? Özellikle ilkokul döneminden itibaren yazımı çok güzel oldu. Okulda bütün konularda yazımın güzelliğinden dolayı yazıları bana yazdırlardı. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lisede. O dönemden itibaren mali müşavir arkadaş çevremizde bizim eskiden defterlerimiz elle işleniyordu. Birkaç tane bana işlettiler ve yazımı beğendikleri için o vesileyle başladık. O günden bugüne de zevkle bu işi yapmaya devam ediyoruz. Mali müşavir olarak yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Mali müşavir olarak yapmış olduğumuz çalışmalar öncelikle mevcut mükelleflerimizin her ay verilmesi gereken işte birçok beyanname var. Her geçen gün bu beyanname sayısı gün geçtikçe artıyor ve sorumluluğu da tabii bunun yanında artıyor. Mükelleflerimizin gelir gider evraklarını alıyoruz, bunları işliyoruz. Dönem dönem işte belirli tarihlerde bu işlenen evrakların verilmesi gereken beyanlamaları döneminde uygun bir şekilde işte Maliye Bakanlığı'nın ya da Sosyal Güvenlik Kurumları'nın istediği şekil ve şartlarda taahhütünü yaptırıp mükelleflerimize beyanını veriyoruz. Çalışmalarınız neticesinde bu sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Bizlerle paylaşır mısınız? Yaşamış olduğumuz sıkıntıların en büyük şeyi birçok beyanlamamız bizim eskiden kağıt ortamda hazırlanıp maliye veriyordu veya sigortaya veriyordu. Oradaki memur arkadaşlar bu bizimlerde biz evraklarına taahhüt yapıyordu. Şimdi bütün beyanlamalar elektronik ortama geçti. Ve bunların eksik, yanlış, hatalı verilmesinin cezası ağır. Otomatikman aldığın ücretlere baktığın zaman bu cezaların ağır olması meselesiyle büyük risklerle karşılaşıyorsun. Bir de şu var, birçok konuda işte birçok yasa çıkıyor, temli çıkıyor. Mükelleflerin bilmeden sizler bildiğiniz için aslında bunun önemini mükellefler bilip mali müşavirden hizmet alması gerekirken mali müşavirler bu bilgileri mükelleflere anlatmaya, izah etmeye çalışıyor. Ben hep şunu diyorum, önce mükellef bilinçlenecek, ondan sonra mali müşavir bu çıkan yasayı takip ederek onun adına uygun bir şekilde beyanını gerçekleştirecek. En çok sıklıkla karşılaştığımız işte verilmesi gereken beyanlamalar, bildirimler çok fazla olduğu için her ay olduğu için yığılmalar işte GİB'in portalında, sosyal güvenliğin portalındaki yoğunlaşmalardan dolayı bazen süreler kısa sürede bitmesi gereken süreler uzun sürede bitebiliyor. Peki hazır bu sıkıntılardan bahsetmişken hükümetimizden ve devlet büyüklerimizden kendi alanınızla alakalı beklentileriniz nelerdir? En büyük sıkıntımız, beklentimiz şu, sadece bizim sektörde değil birçok sektörde yardımcı eleman problemi var. Yetişmiş eleman problemi var. Ve en büyük acımız da şudur ki insanlar çalışacak olan arkadaşlar ilk önce ne vereceğini değil direkt başlangıçta asgari ücret, SGK primi gibi önce onunla geliyorlar. Yetişmiş eleman problemi hat safhada şu anda. Alttan nesilden bunları yetiştirerek bizlere faydalı olabilmesi amacıyla hani bugün ticaret lisesi var, işte diğer sektörler için endüstri meslek liseleri var. Bunlara el atıp yardımcı eleman probleminin çözülmesi gerekiyor. Şakir Bey, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşırken izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? 2023 yılının inşallah bütün insanların adına Türkiye olsun, bütün dünya için sağlık, mutluluk, huzur getirmesi. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler ve bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yoruldunuz, emek verdiniz. Çok sağ olun.